ünlü ekonomist Hatice Kolçak'ın katıldığı canlı yayınında doların göreceği rekor seviye için net tarih verdi. Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, son zamanlarda yükselişe geçen dolara değinirken, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin, FED, faiz politikasını da ele aldı. Dolar, Türk lirası bugün 32,00 seviyesini aşarak tarihi rekora imza attı. Ekonomist Hatice Kolçak, FED'e ilişkin şu ifadeleri kullandı. Yasa, Fed'in faiz oranlarına ilişkin başa baş noktasına kadar gelmişti ve 3 faiz indirimi fiyatlanmaya başlamıştı. Ancak beklenen 5, 6 faiz indirimi yerine sadece 3 faiz indirimi yapıldı. Şu anda, 20 Mart'ta Fed'in faiz indirimini pas geçeceği beklentisi %90'ın altında. Yani Fed'in faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Ardından, 1 Mayıs'a doğru ilerliyoruz ancak 1 Mayıs'ta da yine faiz indirimi beklenmiyor, yani Fed'in faiz politikasında bir değişiklik olmayacak. Ancak piyasa, Haziran'da bir faiz indirimi bekliyor. Bu beklenti %57.14 seviyesinde. İhracatçı Mert Tancıer de şu ifadelere yer verdi. Dünyanın en değerli 5 para birimi arasında 4 üye Orta Doğu ülkelerinde bulunuyor, Kuvvet Dinarı, Bahreyn Dinarı, Umman Riyali ve Ürdün Dinarı. Diğer önemli bir para birimi ise İngiliz sterlini. Şu anda insanların doların 40 küsürlerde olacağına inandığını görüyoruz, bu da Temmuz ya da Ağustos ayında gerçekleşebilir. Ancak, bu işin uzmanları olan kapalı çarşıdaki tüccarlar ne olacağını daha iyi bilirler. Bizim beklentimiz, İbren'in Temmuz ya da Ağustos içinde 47-48 Türk lirası bandına ulaşacağı yönünde. Ancak, bu seviyeyi çok uzun süre korumayacaklarını düşünüyorum. İnsanlar genel olarak doların yükseleceğine inanıyor, ancak algı değiştiği anda doların düşeceğini göreceğiz. Holçağın açıklamaları piyasalarda yankı uyandırdı. Yasalar rekor üstüne rekor kıran dolar kuru için bu seviyeyi yakından takip ediyor. Haberimiz bu kadar. Magazin ve haber içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı ve teşekkürler butonundan bizleri desteklemeyi unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler, hoşçakalın.